Sevgili dostlar, hepinize yürekten sevgi ve muhabbetlerimi gönderiyorum. Biraz evvel story çektim, Instagram'a koydum. Bu arada Instagram sayfamı takip etmenizi rica ediyorum. Astro alt tire Canan, Astro Canan diye aratırsanız çıkar zaten. Şimdi benim Instagram sayfam kapandı dostlarım. Neden kapandığını bilmiyorum. Ya bir yazı geldi bana, 24 saat içinde itiraz edin falan gibi. Mail adresime geliyor tabi. Ben de itiraz ettim ama açılmadı. Sanırım açılmayacak. Şimdi biraz evvel story attım. Benim hep düşündüğüm bir şey vardır arkadaşlar. Hüzün ve keder. Acı çekmeyen insan gülmeyi bilemez. Bizim bir maymun zihnimiz vardır. %94 de maymun geni taşırız. Bunu ben tartışmayacağım. Açık bilimsel verileri araştırabilirsiniz. İtiraz eden varsa hiç etmesin, sayfama hiç gelmesin. %94 maymun genini taşırız ve etrafınızda maymun gibi insanlar çoktur arkadaşlar. Ha 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 falan filan böyle daldan dala konan tipler. Böyle hani o kadından bu kadına giden böyle maymun tırmanır ya, o şeyler. İşte ya da ne bileyim ben, bazen genç kızlarda falan görürsünüz. Bir sevgiliyi alır, öbürünü tutar, öbürünü yapar. Erkekler çok yapıyor falan. Şimdi bizim de gerek bu kapitalist ekonomik sistemler, modadan falan filan giden, dem vuran şeyler bizi sürekli olarak da neşeli ol, hay neşeli ol, tamam neşeli ol, hepimizde var. Kişisel gelişimde ilk öğreniyoruz, doğru. Ama neşeli olmak sosyal bir ortamdadır. Evimize döndüğümüzde, içimize döndüğümüzde bir hüzün kaplar. Hüzün kötü bir şey değildir arkadaşlar. Biraz evvel story attım. Ben bu videoyu ne zaman yayınlarım bilmiyorum. Birkaç gün içinde yayınlayacağım. Biraz evvel story attım ve hüzün konusunu işledim. Mina Urgan şöyle der. Bir dinozorun anılarında kitabı vardır. Bir dinozorun anıları. Mina Urgan 1970'lerin sol görüşlü bir hanımıdır. Entelektüel bir şey yapıda falan, gayet verimli bir insanımız, ben saygıyla anıyorum kendisini. Şöyle der, bizim Türklerin der en büyük özelliği doğuştan hüzünlü olmamızdır. Hakikaten Türklere hüzün ben yakıştırıyorum arkadaşlar ve hüzün olan her yerde, hüzün olan her yürekte çözüm de vardır. Bir şeye üzülmeden sevinemezsin arkadaşım. Üzülmekten korkma. Hatta depresyona girmekten korkma. Hızlı düştün, hızlı yükseleceksindir. Bunun pek çok etkeni vardır, sebebi vardır. Hüzün olacak ki yüreğinde temizlik yapasın. Kötü insanı gönder, kötü olayları gönder. Hüzün olsun ki İçinde hesaplaşma yap. Ben şurada şu hatayı yaptım. Şu insana şu hatayı yaptım. Şu ekonomik hatayı yaptım, battım. Şu insana şöyle davrandım, kaybettim gibi. Yapmayın arkadaşlar. Yani her dakika güleceğim diye hüznünüzden kaybetmeyin. Hüzün senin bir imtihanındır. Nasıl bir okula girerken sınava giriyorsun? Sınava giriyorsun bir okula girmek için. O da hüzün de bizim hayatımızın sınavıdır. Önce hüzünlü olduğumuz anlarda, biraz evvel yine yaptım arkadaşlar. Bir üçüncü göz şifalandırması yapmamız gerekir. Ben biraz evvel gösterdim Instagram'da. Şöyle elimde magnetler var. Magnet bunlar arkadaşlar. Buzdolabı magneti. Bunları mıknatıslı diye kullanacağım. Mıknatıslı olduğu için kullanacağım. Bunlarda da dua var. Bunları nereden alabilirsiniz? Kitap, dinsel kitaplar satan yerlerde var. Ben çok sayıda alıyorum bunlardan. Buradaki Fatiha-i Şerif. Ondan sonra Ayetel Kürsi olanı da var. Ben yatıyorum arkadaşlar. Benim tavsiyem, hani benim kişisel deneyimim, evrensel sisteme bağlanmak diyoruz ona. Evrene ve üst benle, üst boyuta çıkmak. Üçüncü, dördüncü boyuttan artık daha üstlere doğru çıkmak için
Auramızın temizlenmesi için içimdeki hüzün beni temizliğe zorluyor. O yüzden ben hemen üçüncü göz bölgesini temizlerim. Ajna, bu bölge ajna arkadaşlar. Yani üçüncü göz bölgesi altıncı çakra oluyor. Boğaz çakrası, üçüncü göz çakrası, taç çakra, tepe çakrası. Şu şekilde bir 15 dakikalık meditasyon istiyorum arkadaşlar. Böyle koyacaksınız. Sevgili yüksek benliğim, benim üçüncü göz bölgemde biriken tüm korkuların ve karmaşanın, üzerimdeki nazar negatif enerji ne varsa, gerginlikler, olumsuz enerjiler, olumsuz anıların şu andan itibaren üçüncü göz bölgemden gitmesine izin veriyorum. Ve artık özgürüm diyorsun. Arkadaşlar bu şekilde 15 dakika yatar vaziyette bekliyorsun. 15 dakikadan fazla bekleyebilir misin? İstersen 3 saat bekle. Süresi yok. Bunu mıknatısı koyduğunda uykun geldi mi? Mıknatısla beraber uyu arkadaşım. Kişisel deneyimi öğrenmek ister misiniz? Kişisel deneyimim. Benim bu bilgiye ulaşmam bir video ile oldu. Bir videoyu izledim. Yani söylemem doğru olur mu bilmiyorum. Bir YouTuber arkadaşın videosuydu. Yabancı bir adam bunu yapmış. Magnetle ya da özür dilerim mıknatısın kuzey kutbuyla yapmış o. Derken farklı görüntüler almaya başlamış diğer boyutla ilgili. Ben yaptım arkadaşlar. Ben yaptım. Böyle magnet koydum başımın üstüne. Üçüncü göz bölgeme. Derin bir uyku geldi. Zaten çok hüzünlü, üzgün bir durumdaydım. Böyle sanki uçuyormuşum gibi oldu. Üzerimden 35-40 tane böcek böyle. Gözümün önünde fırladı gitti simsiyah. Üzerimden. 3 ve 4. boyut beraber yaşanıyor. Bir rahatlama oldu. Hemen mıknatısı koydum o köşeye. Onunla yatmadım. Döndüm, uyudum, şifalandım. Bir kez daha yaptım. Bir hafta 10 gün sonra. Bu sefer de bir baktım dev bir örümcek bu. Ölmek üzere falan sırt üstü yatmış. O da gitti. Yani bir vücudumu örten bir negatif enerji ağı temizlenmişti. Ben bunu yaşadım. Sen ister yaparsın ister başka zamana ertelersin. Ama mutlaka yap. Üçüncü göz bölgen açılsın. Rüyalarında şifalan. İnşallah daima iyi olandır. Arkadaşlar hiçbir şekilde böyle hüzünlüyüm, üzüntülüyüm deyip depresyona girmeyin. Auralarınızı, çakralarınızı açtırın. Rahatlayın, huzura kavuşun. Şimdi bir deste seç yapmak istiyorum arkadaşlar. Kahve falına soracağım. Melek kartlarıma soracağım. Evet. Bir de Laro Tarot'a soracağım. Bugün sarıları giydim. Sarıyı çok seviyorum. Bana yaşam enerjisi veriyor. Bu da öğretmenlik yaptığım yıllarda aynı okulda çalıştım. Bir arkadaşım vardı. Kulakları çınlasın Serap Hanım resim öğretmeni. Bir baktım arkamdan bana böyle vuruyor falan. Bir baktım Serap bunu yaptırmış. Öğrencilere mi yaptı? Kendi mi yaptı bilmiyorum. Sana dedi, sana özel dedi. Şu şekilde bana özel yapmıştı. İzliyorsa kulakları çınlasın. Evet. Bana özel anıları hiç bırakmıyorum arkadaşlar. Baki olan sevgidir, baki olan işte bunlar. Soruyorum, hüzünlüyüm, çıkış yolu nedir? Kahve falıyla başlıyorum, hadi bakalım. Evet, hüzünlüsün, çıkış yolu nedir? Bir bakalım nerede benim gözlüğüm? Ay, ay, ay. Yaşlılığın en kötü yanı gözlük kullanmak herhalde. Gençlere söylüyorum. Arkadaşlar gençliğinizin kıymetini bilin. Yaşlılık bir hayli sıkıntılı bir durum. Her bakımdan sadece gözlük değil. Ay harika çıkmış falan ya. Hüzün bak geldiği gibi gidiyor. Senin sevgili arkadaşım, çocuk kahve fincanını seçen dostum,
Senin çocuklarla ilgili bir sorunun olabilir ve kalp kırıklığı gözüküyor. Eğer orta yaş üstüysen çocuklarınla ilgili bir hüzün çıkıyor. Lütfen onları kendi hallerine bırak. Onların da bir yaşamı olduğunu unutma. Unutma. Onların da bir yaşamı var. Ve ikinci bir hüzün yüreğini saran, acaba ev sahibi olacak mıyım, taşınacak mıyım korkusu. Burada deve yükü çıkmış. Hiç merak etme. Deveyi de gösteriyorum. Bak, fal bilenler şu ortada görürler. Kesinlikle ev taşıma olayın. Mevcut çevreden memnun değilsin. Er ya da geç bunu değiştireceksin sevgili dostum. Er ya da geç değiştireceksin. Gayet de düzgün olayları yaşayacağını, sıkıntıları atlatacağını görüyorum. Deve yükü aynı zamanda maddi olarak da imkanlarının çoğalacağı anlamına gelir. Maddi imkanların çoğalacak ve bir bereketle ilgili sorun görüyorum. Bereket ve bolluk bir arada seninle olacak. Hiç parasal yönden kaygıya düşme. Çok bereketlisin. Evet. Bak, benim dediğimi yaparsan, bereketi çekiyorum deyip sık sık mıknatısla çalış. Evrensel network'e bağlanıyorsun arkadaşım. Evrensel network'e bağlanıyorsun. Bunu ben demiyorum. Bakın, izleyebilirsiniz. Mıknatısla ilgili ben abone de oldum. Siz de abone olun. Kaçırmayın. Alina Azim var. Çok eşsiz bir kadın. Çok güzel bir insan. Çok değerli. Ben onun derslerine de katıldım. İnanılmaz bilgili bir entelektüel. Evrensel Network'e bağlanın diye onun videosunu da izledim arkadaşlar. Siz de izleyebilirsiniz. Ona abone olabilirsiniz. Ben sadece derslerine katıldım. Birebir görüştüğüm bir insan değil. Zaten vakti yok. Yani birebir görüşmeye vakti yok. Aramayın, boş yere kendinizi yormayın. Ben bir senedir arıyorum, konuşamıyorum yani, düştüm. Ya bak, vakti yok kadının. Çok fazla çalışıyor, meditasyon yapıyor. Neyse. Sık sık üçüncü göz meditasyonu yap arkadaşım. Bollu bereketi çekeceksin. Yeni bir kapının içerisinden girdiğini, kendine çeki düzen verdiğini görüyorum. Kalben ayrılık yaşayanlar, kalbini ferahlat. Beklediğin haberi geliyorsun. Lütfen çakra açma çalışmalarını yap. Çakra açma çalışmalarını yap. Evrenden istediğini söyle. Önüne bütün hayallerin gelecektir. Bir tahta oturduğunu görüyorum. Kesinlikle. Aile içerisinde bir düğün olayı var. Tahta oturan birisi var. Kesinlikle arkadaşım. Böyle bir gelin çıkıyor. Bir ailede bir düzen, bir intizam kuruluyor. İki tane Yunus karşı karşıya. Arkadaşlar böyle birbirlerini seviyorlar, birbirlerine böyle karşılaşmışlar, görüyor musunuz şurada? Şu bölgede. Sevinç var, aileye bir erkek çocuğun katılması var, orta yaşlı iki insanın birbirine kavuşması, sarılması var. Beyaz tenli bir kadın, esmer bir erkek, kavuşmaları var. Kesinlikle bir bayram yeri gibi bir kalabalığın içindesin. Elinde bir demet çiçek tutuyorsun. Duygusal anlamda çok şifalanacağın günler gelmiş. Haydi şimdiden gözün aydın. Hüzün gitmesi için üçüncü göz bölgesini açma çalışması yap. Hüzün senin kavuşmayla ilgili. Bir, kavuşacaksın. Ev almayla ilgili. Evini alıyorsun. Yük taşıyorsun. Acaba gelir seviyem artacak mı? Kesinlikle artacak arkadaşım. Çok harika çıktı. Gelir seviyesinin artacağını görüyorum. Üçüncü gözün şifalanmasını anlattım. Gelelim perilere, soruyorum. Peri kartlarını seçenler. Söyle bakayım. Borç ödendi diyor. Vallahi bak, elimde geldi. Bak, borç ödendi diyor. Çok çile çekmişsin. Bu borç yani senin karma borcun. Belki birinin günahına girdin. Sen girmedin. Annen baban girdi. Onların günahını ödedin. Bir borç ödenmiş. Şu an karma borcu ödendi. Yeni bir yaşama merhaba diyor. Yaşamın coşkusunda melekler yanında. Hem de fiziksel dünyada, hani maddi borç düşünüyorsan, taksit öder miyim, borç olacak mı, borç olmayacak mı düşünmeden hayatına devam et, borcun ödenecek. Ya da araba almak istiyorsun vesaire, bir şeylere para bağlamak istiyorsun. Bu borcu öder miyim, ödemez miyim? Ödeyeceksin, ödeyeceksin, kesinlikle ödemem var. Bakalım neler var. Şimdi bireyselliğini ifade et diyor. Ay enerjisi çıkıyor.
Şimdi karanlıktayken bir ışık olacak. Yeni başlangıçlar yapmak sana iyi gelecek. Hüznün dağılması için biraz kendine zaman ayır ve bu işin bir yıl içinde çözüleceğini bil. Bir yıl içinde çözülecek bir sevgili arkadaşım. Bu iş diyor, bir yıl içinde çözülecek diyor. Düşüncelerine, duygularına dikkat et diyor. Zaten mor bize meditasyon yapmamızı öneriyor. Mor meditasyon yap diyor. Özellikle taç çakran, tepe çakran tıkalı olabilir. Onu değiştirmen için çalış. İş girişimi çıktı. Gnomlar. Gnomlar çıktı arkadaşlar. Kesinlikle toprak elementinin o eşsiz ruhları. Elementeller. Toprak elementelleri, gnomlar parayı taşıyor. Altına yatırım yapın arkadaşlar. Bu bir ekonomik tavsiye değildir. Altına yatırım yapın. Altın gibi kalbiniz olsun. Vallahi altına yatırım yapın. Yok bok demeyin yani. Yapın, ben bilmem, ben karışmam. Ne yapın edin yapın. Ay bir erkek evlat geliyor, hüznün dağılıyor. Zaten uzakta olan evladınıza kavuşuyorsunuz. Ve evden birisi sizde de evleniyor. Bir torun morun geliyor. Torun geliyor ya da bekar kızlar evleniyorsunuz. Yeni ev. Ay harika. Senin hüznünü yeni ev taşıyor. Ay şöyle balkonumda yoga yaptın. Böyle birkaç tane dostumla yürüyüş yaptın. Bir ev olsa değil mi? Cennet orası değil mi arkadaşlar? Hakikaten cennet orası. Valla yeni ev cennet gibi gelecek sana arkadaşım. Meditasyon yapacaksın. Kendine zaman ayıracaksın. Karı koca karşılıklı kahve içeceksiniz. Gündelik dedikodular yapacaksınız. Dedikodu ömrü uzatıyormuş bu arada. Arkadaşlar ay bir de kız çocuğu çıktı. Bir de çiçek alacaksın. Kesinlikle bir yüzük takılıyor. Ben bu melek kartlarını seçenlere diyorum ki evinizde coşku var, heyecan var. Yeni ev hayırlı olacak ve parasal kazanç olacak. Zaten bana gelip de para kazanmayan yok arkadaşlar. Abone değilsen abone ol sevgili dostum. Gece gündüz benim videolarımı izleyip de böyle beni taklit edenler, kötü taklitlerim var. Onlardan sakının arkadaşlar. Onlardan sakının. O kendisini biliyor. İstese de bana ulaşamaz. Doğuştan böyle bir yapım var benim. Aslan, koç karışımı yapım var. Akrebin gizemi var. Olmadan olacağı görme özelliğim var. Allah beni doğuştan medyum yaratmış arkadaşlar. İstese de olamaz. 50 tane kursa gitse de olamaz. Olamaz. Allah'ıma şükürler olsun. Hadi beraberiz. Of, dünya kadar sevinç, doğum, yeniden doğuş. Harika günler yaşayacaksın bebeğim. Hüznün gitsin. Evlilik, mutluluk, yeni doğum. Harika şeyler. Evet. Kalp kalbe karşıdır. Bu kalp seni unutur mu diyor. Birisi mesaj atacak. Hüznün dağılıyor. Harika oldu. Ay, yurt içi yurt dışı yollar. Hadi durma git. Hadi durma git. Hayatı pencereden seyretme diyor. Hayatın içine gir. Hayatın içine gir. Nerede ne zaman olursa olsun. Tabii arkadaşlar içine girmeyi içine etmeyle karıştırmayın yani. Onu da söyleyeyim. Hayatın içine giriyorsun. Arkadaşlık, dostluk bir yere kadar. Setini çek. Bir yerden sonra senin özeline, tüzeline kimse karışamaz. Kocan bile, karın bile. O sana özeldir. Dedim ya, evrensel network'e bağlısın. Karın, kocan, evladın, kardeşin kim olursa olsun sen bağımsız bir bireysin. Bunu unutma sevgili dostum. Hayatın içinde ol. Yabancılara şu kadar set çek, hiç gelemezsin. Kardeşlerine şu kadar çek. Evlatlara bu kadar çek. Geri kalan da sende olsun. Hadi bakalım, hadi bakalım. Ay anahtarın çıktı, ev araba alıyorsun. Araba al, beni de gezdir sevgili dostum. Beni de gezdir. Araba alanlar, benden böyle fal bakımından sonra araba aldım, ev aldım falan diyenler böyle boş boş aldım diye yazmasınlar. Beni de alıp gezdirsinler arkadaşlar ya. Bir karavan alıp gezmeyi istiyorum da. Belim çok ağrıyor. Uzun süre araba kullanamam. Belim çok ağrıyor. Üç büyük dileğin var, gerçekleşiyor. Vallahi bilmiyorum, birisi de ben karavan alır. Bir yerlere gider, beni bir davet edin ya, karavanı falan olanlar. Arkadaşlar harikasınız ya. Üç büyük dileğiniz var. Gerçek oluyor. Kutlamanız var. Hüzün gidiyor. Bak hüzün.
Biri senin kalbini kırmış, sonsuz aşkla bağlandığın birisi gitmiş. Gitsin boşver. Gitsin, gitsin. Sana ait değil hissi. Bak yeni biri geliyor. Harika biri geliyor. Çünkü Tanrı öyle istemiş. Öyle yazmış yazgınızı. Birbirinizi gece ve gündüz gibi olacaksınız, örteceksiniz. Ya kalbinin kırıklarını onaracaksın. Kalbini son altın vuruş. Son altın vuruş. Ay. Birbirinizle arkadaşlar küsmüşsünüz. İş konusunda işe giriyorsun. İşle parayla barışıyorsun. Aşk zaten çıktı. Sevgili dostlar, tekrar ediyorum. Benim kötü taklitlerimden sakının. Özellikle yıldızname konusunu söylüyorum. Yıldızname konusu üstüne basa basa kötü taklitlerim var. İşte şöyle oldu, böyle oldu falan filan. Laf salatasından başka bir şey değil. Cümleleri çok düşük. Yani ifade ettiği bir cümle. Atıyorum, sen gelinlik giydin, evleneceksin. Aa, kalabalıktasın, evleniyorsun. Geldin, gittin, gelin damat kol kola girmiş. Aa, bu kalabalık da evlilik kalabalığı. Düz bir cümleyi, bir ifadeyi 10 tane cümleyle söylemek marifet değil arkadaşlar. Bu bir laf salatasıdır. Bu bir laf kalabalığıdır. Bir şeyi cümleyle ifade edersin ama imajine ederek, ama tiyatral bir anlatımla. Bu o kişinin eğitimsiz olduğunu gösterir. Bizim de bir üst skalaya çıkmamız için lütfen okumak ibadettir. Okuyun. Olumlu olumsuz eleştirilerinizi bekliyorum. Abone olmanızı, yorum bırakmanızı ve taklitlerimden sakınmanızı rica ediyorum. Allah'a emanet olun. Her daim Yaradan'ın ilahi ışığı sizi desteklesin. Hoşça kalın, dostça kalın. Üçüncü ve dördüncü boyutun birlikte yaşandığı bu dünyada Hızır Aleyhisselam yoldaşınız olsun efendim. Görüşmek üzere.